Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kadın ve Demokrasi Vakfı İşbirliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında kadın konulu panel düzenlendi. Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Rektör Vekili Profesör Doktor Dinçay Köksal, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi İlker Gülcemal, Baro Başkanı Avukat Hande Keskin, Çanakkale Protokolü akademik personeller ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çomu Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri müzik dinletisi gerçekleştirdi. Panelin açılış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Doçent Doktor Hicran Özlem Ilgın, KAM yönetimi olarak son 3 yılda gerçekleştirdikleri etkinliklerden farklı olarak bu yıl erkeklere söz vererek bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu sene bir farklılık ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu yılki sözü erkeklere bırakma, yönetim kurulu olarak erkeklere bırakma kararı verdik. Bu bağlamda bize Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili hocalarımız bilgiler verecek. O yüzden ben konuşmamı çok kısa tutuyorum ve sözü erkeklere bırakıyorum. Teşekkür ederim. Açılış konuşmasının ardından öğretim görevlisi Gökhan Bayram ve doktor öğretim üyesi Mithat Atabay'ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi. Tarihte Kadın sunumunda öğretim görevlisi Bayram, tarihteki Çanakkale'li önemli kadınları, doktor öğretim üyesi Atabay ise milli mücadele döneminde kadınlar konulu sunumunda Kurtuluş Savaşı dönemindeki kadınları anlattı. Panel oturumunun ardından Doçent Doktor Hicran Özlem Ilgın'ın yürütücülüğünü gerçekleştirdiği kadına yönelik şiddet haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi Protokolü, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve ÇOMÜ Rektör Vekili Profesör Doktor Dinçay Köksal tarafından imzalandı. Tüm kurumlarının kadına yönelik şiddete sıfır toleransla çalıştıklarını, valilik bünyesindeki ve diğer kurumlardaki kadın personellere ve ilimizdeki kadınlara pozitif ayrım yapılmasını desteklediği ve takipçisi olduklarına değinen Vali Aktaş, kadına yönelik şiddet haberlerinde sıfır tolerans projesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. Kadına yönelik şiddet haberlerinde sıfır tolerans projesi kapsamında Çanakkale'de yer alan yerel medya çalışanlarının kadın cinayetleri haberlerini nasıl yansıtmaları gerektiği, kaçınmaları gereken cinsiyetçi, damgalayıcı, cinayeti gerekçelendirici haber söylemlerinin neler olduğu, bu haber söylemlerinin toplumu yönlendirmede ne kadar önemli olduğu ve görsel kullanımının nasıl yapılması gerektiği konularında medya mensuplarına eğitim verilecek.